Bekledik ya 65'e kadar ve sonra da gol yedik ondan sonra yani bu futbolun içerisinde e, hani mucize demeyeyim ama futbolun içerisinde futbolun kendi içerisinde bir şans faktörü vardır o faktörün bizim yanımızda olmasını sağladı. Ha şunu da söyleyeyim 70. dakikadan sonra <coughs> çıkarılacak dersler var onu da vurgulayayım 70. dakikadan sonra Ne onlar bir kere coşku. Ya evet. o coşkuyla niye başlamıyoruz? Onu söyledim az önce sen. Ya yani neden yani. başlıyor o coşkuyla? Bekliyorsun, bekliyorsun. Gol yiyip ondan sonra mı? Hani illa bir hiz kamçılaması mı lazım ha harekete geçmemiz için? Ya o coşkuyla başlayalım. Yani Letonya'ya karşı oynarken ha şunu düşünüyorsan. Ya bir kontrol yapalım. Kontrol bitsin. Ya ne kontrolü? Artık kontrol edecek zaman kalmadı. Uçurumun kenarında yürüyoruz ya. Şimdi, Ayağımızın kenarındaki taş kaydığı anda evet. aşağı gideceğiz ya. Şimdi puan durumunu vermeden bu, önce Güven onu da hazırla da. Şu... Bu ee, olan... Haldun abinin söylediği olan... kuntsun o ağlayan fotoğraflarını da... ...verirsen biraz tempo arttıralım... Sen e, ...onun üstüne konuşalım, ama, sen tamamla Haldun abi. Haldun abinin söylediği söz doğru ama... ...demek ki böyle bir sirkelenme ihtiyaç vardı... Hı. ...bazen de o dönüm noktaları var ya... ...geçmişe bakalım, Hırvatistan, İsviçre... ...Çek Cumhuriyeti maçları vardı mesela... Bazı çok kötü oynarken dönüm maçları... ...sonra oralardan gruptan çıktı. Bu galibiyet... ...belki de bize tekrardan Kasım'daki o iki maç öncesi... ...o havayı getirmiş olabilir Hı. yani. Yani ben Hı. şunu söyleyeceğim... E, bu galibiyet mükemmel. Yani bizi hayattaki ki başka bir şey. Yani sen gole tepki veriyorsun orada. Yani yaptığın iş o. Burada biz o tepki oyunu yerine önde daha coşkulu, kanat bindirmeleri etkili, iç koridor pasları yüksek bir oyun oynamamız lazım. Topun bizde kalacağı. Ya top bir ara var ya top şey gibi gitti geldi yani. Tenis topu gibi gidiyor geri geliyor gidiyor geri geliyor. Şu ağlama iş fotoğraf. Abi şimdi Duygusal insan belli. Yani e, biz de hakikaten böyle samimi insanları severiz abi. Ee, ya, tabii ki şimdi maç, işlerini, maç kazanıyorsun. Kolay e, son değil. saniyede. Şimdi bak anlamı ne biliyor musun? anlamı Mesela şöyle olsaydı bu maç. 65. dakikada 1-0. 70. dakikada 1-1. 75. dakikada 2-1 öne geçseydik bu olmazdı. Basını da... Ee, Burak Yılmaz e, göz yaşı dökmesine neden oldu kunsun diye böyle bir e, şey gönderme yapmış. E, ama tabii burada e, söylediği bir söz var ki ben onu not aldım biliyorsun. E, bize diyor mantali mantaliteleri yetersiz, özgüvenleri yok dendi diyor. Bakın çocuklar diyor öyle değilmiş diyor. Şimdi bir istesem şimdi zor olacak biliyorum. Hamit Altıntop Uçağa binerken ne hangi açıklamayı yapmıştı? O zor değil. Bulur Mustafa İnce. Nasıl açıklama yaptı Hamit Altıntop? Ya bu ülkede gelen de hemen aynı şeyi yapıyor ya. Bu ülkede gelen hemen başka yerlerde, başka mecralarda suçlu aramaya başlıyor. Aynen söylediği bak. Mantaliteleri yetersiz, özgüvenleri yok dendi bize ama bu çocuklar çıktılar, işte oynadılar diyor. Kim söyledi bunu? Kim söyledi? 6, 6 aydır yıkıma uğramış, özgüvenini kaybetmiş bir milli takım diyen kim? Ben miyim? Hamit Altıntop. Uçağa binerken e, Letonya'ya giderken yaptığı bir havaalanında yaptığı bir açıklama var. Var var burada da çok girdi ekranda. Ya biliyorum ben biliyorum. Ya kardeşim yani sen bize yani basına vesaire oraya buraya niye gönderme yapıyorsun? Gönderdin bak gönderme yaptığın şey Hamit Altıntop'a gidiyor bana göre. Doğrudan oraya gidiyor. 6 aydır e, özgüvenini kaybetmiş, işte mantalite olarak geriye düşmüş, mental olarak geriye düşmüş diyen Hamit Altıntop. Yani bu maç aslında farklı konuşulması gereken, farklı değerlendirilmesi gereken bir karşılaşma. Bu maç bizim için Dünya Kupası'na tutunma maçı. Tamam. Tabii, tabii. Tab tutunma maçı Dünya Kupası. E ama şöyle bir şey var. Sanki ben genelde havayı bilmiyorum. Savaş da aynı havayı sezdi mi? Ben şöyle bir hava seziyorum. Yani biz burada 3 maçı kazanırsak Dünya Kupası'na gidiyoruz. Öyle bir şey var biliyor musun? Ee, Bekleyeceğiz ama hayır, biz, de, biz de biliyorsun neler oluyor. Yani. 8 hayır, tane karşılaşma hayır, istediğimiz sonuçlar oldu. Hayır hayır, hayır Norveç var ama ya. Ya Norveç'i geç. Geçtin. Norveç'i geçtin ikinci oldun. Playoff var. 10 tane grup ikincisi. 2 i̇kincisi ikinci İki yani. tane uluslar liginden gelecek takım. 12 takım. Bir kere yeneceksin. 6'ya inecek. Bir kere daha yeneceksin. Yani bir kere daha eleyeceksin. 3'e inecek. 10 artı 3, 13 takım Avrupa'nın temsili olarak gidecek yani biz sanki şöyle düşünüyoruz ha yani aa tamam Letonya'yı yendik gidiyoruz dünya kupasına eğer Norveç'i geçersek yok, yok öyle yok. bir şey yok aa bu bizim için e, hani derler ya aslında küçük görülen adım büyük bir adımdır biz büyük bir adımı 90 artı 8'de attık ne Karadağ maçı daha zor geçer Karadağ, Karadağ maçı, maçı zor, daha ama zor Karadağ geçer. Bir, bir, koptu artık e, o tip kopmuş takımlarla oynamak çok daha zor yok, Sebeli Tarık maçını izledik senle beraber yayındaydık hatırlasana haklısın, ilk haklı, yarıda evet, evet. bir de benim haftalardır yani ya da kaç maçtır o milli takımda oyuna hisseden, skora hisseden oyuncu yok. Top kaybediyor. Sanki böyle la Bir kız arkadaşıyla bir paslaşırken bir bak yani topu kaybettin ya da pası verdiğin zaman yanlış yere gitti. Oyuna hissadan gördün mü sen gole kadar aldın abi Bu maç için değil, önceki maçta da aynı şekilde. Oyun içindeki o yüz ifadelerine bakın ya. O milli forma altında değil de sanki böyle halı saha maçındaymış gibi. O yediğimiz golden sonraki futbola kadar herhalde birkaç kere değişmek istemişsin de ya ya orada şimdi abi. şeyin hakkını da teslim edeceğim yalnız yani onu teslim edelim. Şimdi ben ben de olsam başlarken Burak Yılmaz'la başlamanın yanlış olmadığını düşünüyorum. Sonuçta milli takımın önemli bir oyuncusu. 45'ten sonra değişiklikleri yapabilirsin. Yani hamleyi yapabilirsin. Ona Yapamadı. Ya da Burak'ı kulübeye alıp ikinci yarı başla. Işte Burak yaparsın. Burak konusunda şunu söyleyeceğim. Maçın içerisinde o ateşlendiğimiz yer var ya böyle hani yukarı volümümüzün çıktığı yerde Burak Yılmaz'ın gerçekten ekrana yansıyan çok büyük tepkileri vardı. Sizler de dikkatinizden evet, kaçmamıştır evet, doğru, herhalde. Doğru, doğru. Kenardaki arkadaşlarına bağırdı, "Gelin." diyor. Yani tek o vardı. E, i̇syan eden. Yani, bir yani, tek o vardı. Hem bir, kendine kızıyordu şimdi, zaman zaman hem de he, oyuna kızıyordu. Bir, bir şekilde şunu söylemek lazım. Yani iyi öldür hakkını ver diye bir söz vardır bizde. Çok yani, çok. Yani evet, çok e, kazanma isteğini çok üst düzeyde tut, tutan bir Burak vardı. Ama kazanma isteği üst düzeydeyken oynadığı performans bunu destekledi mi dersen desteklemedi yani onu söyleyebiliriz ama büyük futbolcular böyle büyük oluyorlar bak böyle şimdi yıllar geçecek diyelim ki bak şöyle söyleyeyim sana yıllar geçecek biz bu dünya kupasına gittik diyelim yani işte ikinci olduk arkasından 12 takım arasında eledik iki tane takımı geldik gittik en çok unut en unutulmayan olay ne olacak biliyor musun en unutulmayan olay bu olacak. Yani bunu bunu unutmayacağız. Yani işte büyük futbolcular bazen böyle unutulmayacak damgalar vururlar maça. Mesela yani ben şey için söylüyorum. İzlanda maçında Selçuk'un attığı firkik. Unutuyor muyuz onu? Yok. O olmasa biz Avrupa Şampiyonası'nda olay etmediştik. Gözümüz bir tane istediğimiz biraz öyle değil işte ya bütün sonuçlar lehimize oldu. Şey söylüyorum yani. yani bazen çok enteresan şeyler işte Nihat Kahveci'nin attığı gol. O Sel maçı, Sel şeyin Çek e, maçı. Dünyanın e, en iyi Semih'in attığı gol. Yani şimdi bazı şeyler unutulmaz oluyor. O da oyuncuları büyük hale getiriyor. Burak da burada gerçekten bir karakter koydu. Sonuna kadar mücadele etti. Hakkında teslim edelim. Ha bana sorarsan 45'te çıkması lazımdı. O ayrı Hakkı. bir yazıyı okudun mu abi? Mustafa İnci. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Letonya'yı yendik. <laughs> Oley be dünya kupasına gider düşüncesi var ama o iş öyle gerçekten, gibi. Gerçekten evet. öyle değil. Şimdi ilk planda hedeflerimiz var. Birinci planda Norveç'i geçip ikinci olacağız. Hedef bir bu. Ondan sonra da 12 takımlı o eleme başlayacak. Oradan 3 takım arasına gireceğiz. 12 takımın içerisinden 3 takımın arasına gireceğiz ve Dünya Kupası'na gideceğiz. Yani biz kendi yolumuz aslında şöyle söyleyeyim. Başlarken yolumuz güllerle doluydu. Isparta'da gibiydik. Yani gül diyarında. Sonra biz onları dikenli bahçeye çevirdik. Şimdi o dikenli bahçenin dikenlerini temizlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Bu da çok kolay bir iş değil. Yani öyle yani işçilik istiyor, uzmanlık istiyor. Öyle söyleyeyim, şöyle vurgulayalım. Tabii ki bir anda, yani bizim genel yapımız bu. Bir anda Kuns güzellemesi ya da bir anda e, böyle yok, işte, yok. yani bunlara gerek yok. Çünkü bu oyun, bak, bu oyun bizi tatmin eden bir oyun değil. ya yani Beni tatmin etmiyor bu Hiç oyun. Kimseyi tatmin, beni tatmin, şey. tatmin Hiç etmiyor. Beni tatmin etmiyor. Bence de Stefan bir şey. da ha, tatmin etmedi. Ama sonuç tatmin ediyor mu dersen, yani öyle öyle. sonuç yani tatmin etti. Sonunda da geldi. Çok lazımdı.